Sonra onun üzerine Kemal pilerini kaldırdım. Kemal dedi ben de hayır görüşüm, tüm görüşlerine katılıyorum, ölüm borcuna başlıyorum. Kemal'dan sonra ben evimi kaldırdım. Heyli kamediti ve strah nedir? Diyeceğim ben strah. Bu dünyada da davacıyım, öteki dünyada da davacıyım. Diyarbakır cezaevinin zulmünü yaşamak, ölüm onun yanında ne ki? Tüy kadar hafiftir. İşkencenin başka etkileri nelerdir? Bu işkence bazı insanları kötü duruma düşürdü cezaevinde. Bazı insanları değerlerini terk etme, kendi arkadaşına ihanet etme, çok yani talimatlar yapıldı bize. Ben diyorum dünyanın en acı şeyi, sen sevdiğin insan, sen sırlarını paylaştığın insan birden sana sırt çevirdiği, ailemi bıraktım, ülkemi terk ettim, benim zoruma gitmiyor yani aslında. Yani çok zoruma gidiyor da, fakat bir arkadaşım yani bana ihanet ettiği zaman, sırtı çevirdiği zaman benim çok zoruma gidiyordu o zaman. Yani ben eğer o zaman kinim 2 dereceydi, 4 derece oluyordu. Yani bu çok zor. Yani sen bir insana hiç ben tasvip etmiyorum. Yani bir arkadaşının ihanetini yaşasın. Çok çok zor bir şey. Psikolojik yapımızı çok değiştirmişti bu işkence. Nasıl? Bir gün biz hücredeydik. Biz o zaman 35'in 1. katın 5. hücresindeydik. Bendim, Selim Çürükkaya'dı, Ali Yener'di, Timur Fidan'dı. Biz 4 kişiydik. O Mehmet Han Şener'di. 5 kişiydi. Tabii biz Mehmet Han Şener bir kaçakçıydı. Diğer 4'ü de pek sempatizanlarıydı. Birden kapı açıldı. Gardiyan girdi, bağırdı. Geri dönün. Biz döndük tabii. Biraz yani görmeyelim. Ondan sonra baktım. Yani biz dinliyoruz. Hani ayak sesleri gelmeye başladı. Şimdi birden insanlar hücrenin koridoruna girdiler. Biz tabii yani çok hem korktuk hem de ne oldu şimdi? Yani bu bir şeyler oluyor. Kimdir, neyin nesidir? Merakımız yükselmeye başladı. Bizim hücre açıldı. Bunlar gardiyanlar içeri girerler, bizi dövmeye başlarlar. Bizim sıra işkence sırasıdır. Birden 2 tane adam attılar. Bu 2 adam biri Adnan Yılmaz'dı. Diyarbakır davasında bizimle beraber çıkıyorduk. Benle o beraber yakalanmıştık aynı günde. Bir de o zaman Kızıltepe Belediye Başkanı'nın oğlu Nevzat Elik diye bir çocuk var. O ikisi girdi içeri. Tabii biz gardiyanlar, askerler, biz konuşamıyorduk. Şimdi biz meraklı çoba ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yani birden konuşmak istiyoruz fakat bir türlü konuşamıyoruz. Askerler tabii kapıları kapattı, gardiyanlar çıktıktan sonra biz başladık. Sorduk, ne oldu? Hangi koğuştur? 33. koğuş. Tabii biz 33. koğuşta kimin olduğunu biliyorduk. Dilek, yani örneğin en tanınmış adam Ferhat Kutay. Hemen sorduk, yani Ferhat nerede? Ferhat da geldi mi? Birden mesela o zaman da itiraflar vardı. Mesela çok itiraf yapılmıştı. Biz mahkemelere gidiyorduk, geliyorduk. İtiraflar dinliyorduk. Birden Eşref nerededir? Mahmut nerede? Onlar dediler, onlar gitti. Onlar gitti dediği zaman bizim bütün yani
göğüs damarlarımız yani iskeletlerimiz yani şey oldu yani böyle felç oldu. Bir tabii biz soruyoruz yani nereye gitti? İtiraf mı yaptılar? Birden böyle soruyoruz. Neyi itiraf yapmadılar? Dördü de öldü. Ben hatırlıyorum nasıl dediler ki dördü de öldü. Biz yani sevinçten çığlık attık. Birbirimize sarıldık. Yani sevinçten çığlık attık. Tabii yani sevinçten çığlık atmanın bir başka şey. Yani biz öyle sevindik ki at bu insanlar öldü, itiraf etmeli. Biliyor musun? Biz yani ne yapacağımızı bilmiyorduk. Yani böyle dünyanın en mutlu insanı olduk. Bu da tabii bugün düşünüyorum biz ne duruma gelmiştik aslında. Yani dört arkadaş kendini yakmıştı. Tinerle kendini yakmıştı. Biz bunların çok sevdiğimiz insanlardı. Hepsini tanıyorduk. Dördü de tanıyorduk. Beraber kalmıştık, yemek yemiştik. Mesela Mahmut Zengin'le, Eşref Anlık'la biz aynı koğuşta kalmıştık. Ferhat'la aynı koğuşta kalmıştık. Yani birden seviniyoruz. Bunlar öldü diye biz seviniyoruz. Fakat bu sevinç bizde yani şey diyor. Yani biz ben bazen utanıyorum bunu niye sevindim? Ben aslında ağlamam gerekiyor. Tabii sonradan ağladık da fakat ilk reaksiyon, ilk adını yani bunlar öldü, kendini yaktılar. Biz sevindik, biz güldük, biz kahkaha attık, biz çığlık attık, sevinç çığlıkları attık. Demek ki yani biz onlara bir yani insanlığın zaferi, yani insan olmanın değerini bize hatırlattı. Yani biz de bu acının niçin çektiğimizin bir özetiydi. Onun için biz yani sevindik diyorum. Çünkü o zaman hepimiz kararlıydık. Yani bir şey bize yani bizi itirafa zorlarsa zulamızda bir jilet vardı. Bugün eğer bu Avrupa'da bir adam bizim klinike gelirse, psikiyatriye gelse dese benim zulamda jilet var. Biz hemen onu polisle zorla hastaneye yatırıyoruz ve jileti bulmaya çalışıyoruz. Çünkü kendini öldürmesi yasaktı burada. Fakat orada bizim zulalarımızda jilet vardı. Biz yani ne olursa yani ihanet edeceğimize öleceğiz. Yani işkence bizi ihanete zorlayacak. Biz kendimize ihanet etmeyeceğiz, öleceğiz. Bu da bir şeydi yani bir hazırlıklı yani biz kontrol yani insanların kontrolü bir bakımda elindeydi yani. O yani kontrol şeydi. Yani kontrol bizim yok olmamıza bağlıydı fakat bir türlü kontroldü. Yani benim yaşamımdır. Ben istersem istediğim gibi harcarım. Sen beni döversin, beni sevdiğimden alıkoyabilirsin. Beni dört duvar arasına koyarsın, beni arkadaşlarımdan ayırt edebilirsin, bana acı verirsin, döversin. İşkencecinin işi budur. Fakat onların varamadığı bir şey var. Yani bizim içimizde derinde bir inanç, bir şey var ki yani bir inanç var ki onlar bir türlü kavuşamıyorlar. Eğer onlar ona kavuşsaydı ben bugün burada oturamazdım, konuşamazdım. Demek ki her şeyi almışlar ama bir şeyi alamamışlar. Başka yani insanlar çoğu kendi kendine ihanet ederler. Onların her şeyi vardı. Onlar bizden güneşi almışlardı, havayı almışlardı. Bizi dört duvar arasında, soğuk betonlar arasında koymuştu. Bizi topraktan alıkoymuştu, yeşillikten, çiçeklerden. Sevdiğimizden, sevgilimizden, anamızdan, babamızdan alıkoymuşlardı. Her şeyi almışlardı bizden. Fakat bir şey almamışlardı. Bir şey. Bizim inancımız. Yani inancımız güzelliğe, insanlığa, sorumluluğumuz, tarihe karşı sorumluluğumuz, halkımıza karşı sorumluluğumuz. Bir türlü alamıyorlar bizden. Tutsaklar hangi sorumluluktan dolayı direniyorlardı? Cezaevin işkencelerinin bir bölümü de yani biz kendimizi ayakta tutmaktı. Bir diğer bir bölümü de aslında biz tarihe nasıl bir
bir damga vururuz. Tarihte nasıl bir çığır açarız diye bir sorumluluk taşıyorduk. Ben inanıyorum ki benim için en çok zor olan cezaevinde, işkence altında ben nasıl tarihte hatırlanacağım. Benim için çok önemli olan buydu. Mahkemeler bizim için çok önemliydi. Mahkemelerde neyi nasıl en kısa bir zamanda, yani fırsat bulduğumuz zaman büyük, yani bir metaforla bir kitabı bir iki kelimeyle, yani bir büyük bir politik manifestoyu bir iki kelimeyle nasıl anlatabiliriz? Bunu mesela geceler düşünüyorduk yani. Çünkü bize fırsat vermiyorlardı. Biz konuşma imkanlarımız yoktu. En çok biz 5 kelime söyleyebiliyorduk. Bu 5 kelimenin her kelimesi bizim için bir kitap düzeyinde, yani bir tarihi belge düzeyinde olması şekliyle hep karşılaşıyorduk. Savunmalarımızı yaparken hep böyle yapıyorduk. Mesela ben düşünüyorum, biz savunma yaparken hep nasıl bir kelime söyleyeyim ki hem bir tarihi içersin, hem bir halkı içersin, hem bir politik manifesto olsun. Çok iyi hatırlıyorum. Çok saatlerce bunu düşünüyorum. Mahkemede savunmamı bir 3 cümleyle özetledim. Mesela çok iyi hatırlıyorum. Babam daha sonra bana çok kızıyordu. Diyordu, sen oğlum sen öyle eşek olmasaydın o şiiri o mahkemede okumazdın. O kadar büyük ceza almazdın. Fakat şiir de değil. Ben kendi kendime bulmuştum. Yani hep düşünmüştük. Mesela ben 3 cümleydi. O 3 cümleyi söyler misin? Kürdistan dağlarında çiçekler açtıkça, Kürdistan anaları doğurdukça, Dicle ve Fırat nehri aktıkça, Kürdistan özgürlük mücadelesi devam edecek. Şimdi benim için çok önemli. Mesela Kürdistan dağları hiçbir zaman kimse yok edemez. Çiçekler her zaman onun açılır. Bu bir metafor şeydi, yani insanlarımızın sürekliliği, tabiatın sürekliliği, halkın sürekliliğini anlatmak istiyordum. Kürt insanın varlığı anaların doğurmasıydı. Çünkü anaların doğurganlarını kimse engelleyemez. Onlar her zaman doğurur. Hangi şartlarda olursa olsun doğururlar. Çünkü insan neslini devam etmek zorundadır. O Dicle ve Fırat nehri sudur, akar. Hiçbir zaman durmaz. Çünkü yağmur yağar, sular akar. Bu da biz, mesela bu şeyi, işkence bize öyle bir kuvvet vermişti ki biz artık kendi şeylerimizi de en kısa bir şekilde anlatma imkanlarını veriyordu. Yani çünkü bizde başka imkan yoktu. Canımızda olma bir büyük bir şeydi, bir parçaydı. Bunu çok insan oldu. Diğer tarafta da tarihte nasıl bir yer ederiz? Yani iki sorumluluk birden biz taşıyorduk o zaman. Tahliye olan Kürt tutsağın işkencesi biter mi? Dışarıda yakalanmadan önceki dönem işkencesi, polise girdiğimiz zamanki işkence, cezaevine girdiğimiz süreçteki işkence. Bir de işkence orada durmuyor. İşkence devam ediyor. Cezaevinde çıktıktan sonra işkence devam ediyor. Bir politik mahkumun, yani bir politik tutuklunun işkencesi cezaevinde çıktıktan sonra daha zor oluyor. Çünkü cezaevine çıktıktan sonra senin bütün sosyal ilişkilerin koparılmıştır. İnsanlar öyle korkutulmuş senden, sen damgalanmışsın, iş yerler sana iş vermez, arkadaşlar sana selam vermez, anne babam gece gündüz çok rahatsız, korkuyorlar senin başına bir şey olur, örgüt başka bir şey ister, devlet başka bir şey ister, ya onlara çalışırsın ya dağa çıkarsın ve böyle, yani bir şey içerisinde, bir Afrika içerisinden geliyorsun. Tabii bu işkence devam ediyor. Bu örgüt, politik örgütler içerisinde yer alan bazı insanlar cezaevinde o işkencelerden geçtikten sonra çıktığı zaman çoğu genç yakalanıyor. Çoğu 14, 15, 16, ben 18 yaşındayken yakalandım. Daha 18'i doldurmadan yakalanmıştım. Bütün bunlar tabii bir genç insanın 8 yıl cezaevinde kalır, 10 yıl cezaevinde kalır, bir değişime uğruyorsun. Yani büyük bir gelişme oluyor. Yani
mental, psikolojik, sosyal, kültürel bir büyüyorsun yani. Gelişiyorsun. İnteresselerin değişiyor. Bu dışarı çıktığı zaman başkalarının interesesiyle çakışmıyor. Bunların zıddı oluyor. Bu sefer şey çatışma başlıyor. Yani çatışma, kendi arkadaşların seni belki yani dışlıyorlar. Eğer onlarla gitmesen, devlet seni kendi adamı yapmak için bir çaba harcıyor. Orada kalırsan ya seni öldürürler ya seni onlarla çalışmak zorunda. Kendi arkadaşlarını emanet etmek zorundasın. İş yeri, iş bulma, iş imkanı yaratma imkanı zaten yoktur. Çünkü bütün kapılar kapanmıştır. Yani total izole edilmişsin. Bu bence büyük bir işkencedir. Bu bizim toplumumuzda pek konuşulmuyor. Yani biz pek bunları dile getirmek istemiyoruz. Fakat bu benim için aynı yani Diyarbakır cezaevindeki olan işkencelerin hemen hemen aynısıdır. Eğer devrimcilik yaparsan, bir örgüte katılırsan o zaman zaten yaşamın çok kısa olur. Ya ölürsün ya da bir yerden bir kanun ekmeği olursun. Bu büyük bir zorluklar yaratıyor bu cezaevinde çıkanlar için. Tabii ben bunlar üzerinde çok düşündüm. Tezimi hazırlarken bunları şey olarak ele aldım. Yani bu cezaevinde kalmış, işkence görmüş, bu kadar süre çaba harcamış. Fakat bu anda şu anda İsveç'te kalıyorlar. Çeşitli örgütlerin, yalnız pek ülkeden değil, birçok örgütlerin adamları. Lider pozisyonda, başka pozisyonlarda kadın erkek. Bu da benim için yani şey etmek gerekiyordu. Yani cezaevinde çıkan, işkence gören, hapiste kalan insanların cezaevinde çıktıktan sonra ne tip bir psikolojik sonuçla karşı karşıya kaldığının ortaya koymasının yani açıklanmasının bir şeydi. Yani amacım buydu. Ben biliyorum ki işkence olanların psikolojik sonuçlar şeydir. Mesela bu internasyonel bir hastalıktır. Bu süreçlerden geçenlerde ne gibi belirtiler ortaya çıkar? Davranış bozuklukları, beyinsel bozukluklar, fiziksel bozukluklar. Bunun ötesinde bir de psikolojik bozukluklar meydana çıkıyor. Yani bu şeydir. Yani bunun post-traumatik stres sindrom. Kısacası biz yani harflerle PTSD, bunu her yerde konuşulur. Bunun yani belirtileri şudur. Üç belirtileri var. Bir belirtisi bu insanlar sürekli aynı olayı yaşıyorlar. Yani ya rüyalarında yaşıyorlar ya biz flashback diyorlar. Yani birden kendini o olayın içinde buluyorlar veyahut da yani bu çeşitli veyahut da düşünüyorlar. Yani her şey bunları hatırlatılıyor. İkinci belirti biz İngilizce'de avoidance diyoruz. Yani kaçmak. Yani o olayları sana, o tip olayları sana hatırladığı zaman onlarla kontağa girmeme. Mesela polis karakoluna yakın gitme veyahut da şehirde dolaşma veyahut da bir polisi yani bir devlet yeri, bu tip şeyleri konuşmak, mesela bu olayları konuşmak, mesela o işkenceyi konuşmak, şey yapıyoruz yani mesela kaçıyoruz. Onlardan, o tip şeylerden kaçıyoruz. Bu bir. Üçüncüsü, biz diyoruz yani fiziki olarak biz yani her zaman stresliyiz. Yani bizde büyük bir, yani aktif bir iç organlarımız her zaman çalışıyor. Mesela böbreklerimiz sürekli kortizol üretiyorlar. Onun için beyin her zaman aktiftir. Yani uyanıktır. Onun için mesela uykusuzluk problemi çokla karşılaşıyoruz. Uzun yaşama umudu şey diyor. Yani çoğu insanlar gelecekten umut etmiyorlar. Ah ben zaten öleceğim gibisinden. Veyahut da mesela ilişkiler, mesela aile kurma, aile yapma, aileyle ilişkileri çok değişik oluyor.
mesela aşık olmuyorlar. Hiç, yani aşk diye bir şeyleri kalmıyor. Yani duygular ölüyor. Duygusuzlaşıyorsun yani bir bakımdan. Tabii bu sonuçlar bizim yani cezaevinde kalanların üzerinde büyük bir şey vardı. Benim araştırmamda benim o grup bir grup insanla bir uzun 2-3 saatlik interviewler yaptım. Ve bunun sonuçlarında yani bizim analiz sonucunda şu ortaya çıktı. Bu dünyanın birçok aralarında da aynı araştırmalar, aynı bu şekilde araştırmalar yapmış. Hemen hemen aynıdır. Yani birbirleriyle aynı şey diyorlar, çakışıyorlar. %75, yani %75 çok büyüktür. Yani 4 kişiden 3 kişi bu psikolojik bozuklukla karşı karşıya. Yani bu psikolojik bozukluğu taşıyor. Yani PTSD dediğimiz, Post Traumatic Stress Disorder dediğimiz, yani Türkçesini bilmiyorum. 4 kişiden 3'ü, yani %75'i çok büyüktü. Bu bizde Kürt toplumunda bu çok şey edilmiyor yani. Pek konuşulmuyor. Bunun üzerinde hiç durulmuyor. Özellikle bu insanlar, bu hastalıklarla boğuşan insanlar çoğu doktora giderler, ilaç alırlar. Fakat bu psikolojik hastalığını bir türlü dile getirmiyorlar. Tabii bu da gittikçe zorlaştırıyor. Mesela kimse niçin uykusuzluk geçiriyorsun diye düşünmüyor. İster bir ilaç veriyor o uyusun diye. Fakat o da pek yardım etmiyor. Yani ilaçlarda bu iş çözülmüyor. Çünkü bunun uykusuzluğu yani öyle fizyolojik bir yani biyolojik bir sonuç değildir. Bunun uykusuzluğu işkencenin yarattığı bir konsekans sonuçtur. Tabii bu şey konuşulmuyor. Çoğu sağlık kurumları da bu konuda pek yani şey değiller, uyanık değiller. Bu tür şeyleri bilmedikleri için, bu insanların hangi süreçten geldiklerini bilmedikleri için, özellikle ben İsveç'i konuşuyorum, bilmiyorlar. Bilmedikleri için de bu şeyleri pek dikkate almıyorlar. Yani bu insana yalnız şeye yani bakıyorlar. Uyuyamıyorsun, al sana iki tane eve git uyuyorsun. Fakat yani niçin uyanmıyorsun kimse bilmiyor. Veyahut da niye ev kuramıyorsun, niye böyle bir yerden bir türlü sabit kalamıyorsun kimse pek konuşmuyor. Tabii bütün bunlar psikolojik sonuçlar, işkencenin yaratmış olduğu, cezaevinin yaratmış olduğu psikolojik sonuçlardır. Bazı Avrupa ülkelerinde bir adamı yakalandığı zaman veyahut da kidnap olduğu zaman yani mesela bazı yerlerde hapse giriyorlar. Bunlar bir sene psikologla ilişkileri oluyor. Bunlar bir sürü debriefinglerden geçiyorlar, bir sürü tedavilerden geçiyorlar. Bir sürü yardım görüyorlar. Fakat bizim Kürtlerle bu konuda pek büyük bir şansları yok. Bu konu üzerinde durmamamızın nedeni karakterimizden mi, bilinçsizliğimizden mi? Toplumsal karakterlerimizden değil, aslında bilinçsizliğimizden de biz bunun yani sonuçlarının ne olduğunu pek daha bir türlü şey edememişiz. Bilim adamları bu konuda, bizim bilim adamlarımız yok, bizim araştırmalarımız bu konuda yok. Eğer imkanlarımız olsaydı, Kürdistan'a gitseydi, Kürdistan'da bu araştırmaları yapsaydı daha değişik sonuçlar çıkarabilirdik. Fakat görüyorsunuz ben bir türlü giremem yani ben yasaktı Türkiye'ye gitseydim ve Kürdistan'a gitseydim bunlar daha değişik şekillerde dokümente edebilirdik. Fakat bugün imkanlarımız yok. Bizim en çok yaptığımız işte kaldığımız ülkelerdeki orada kalan insanlar bu da çok sınırlı oluyor. Aslında çoğunluğu bunlar özellikle dış ülkelere gelen insanlar çoğu biraz daha kuvvetlidirler. Yani onların bazı enerjileri daha var. Bu enerjisi tamamıyla biten, yani total, yani tam hasta olan insanlar bu kadar uzaklara gidebilecek imkanları da olmuyor. Onlar hep ülkede kalmışlar. Peki sizin üzerinizde ne gibi etkileri var? Tabii ki ben daha da etkilerini yaşıyorum mesela. Ben psikologum, ben biliyorum nasıl etkileri yaşıyorum. Ben tabii
bu bilimi okumuş, ben kendi problemlerimi yani nasıl şey yapacağımı biliyorum. Fakat bunun etkilerinden kurtulduğumu söyleyemem. Çünkü ben her hafta muhakkak 2-3 gece kabus görüyorum, yani rüyalar görüyorum, cezaevindeyim, işkence görüyorum, çıplakım, ter içinde bağırıyorum. Birden benim karım beni uyandırıyor. Bakıyorum ki ben İsveç'in bilmem hangi şehrinin hangi odasında hanımımla yataktayım. Yani ter içinde uyanıyoruz. Tabii ben son zamanlarda ben biliyorum, mesela benim hanımımla söylemişim, beni uyandırma. Yani ben her gece muhakkak bağırıyorum. Bazen sabah kalkıyorum, benim hanım gülüyor diyor, İsveçli benim hanım. Bana gülüyor diyor, bu gece sen harbe girmiştin, yani savaştaydın, ne yaptın? Diye ben korkudan seni uyandırmadım. Çünkü ben bu da bir metottur, yani ben biliyorum, çünkü beni uyandırırsa yani problem zorlaşır, yani çünkü bir daha uyuyamam. Yani rüyalar gelir geçer, ben bu da bir yani çalışmadır. Uyanmadığım zaman ben uyanıyorum, benim uykusuzluk problemi çıkmıyor. Ve beni uyandırdığı zaman yani problem büyük olur. Ben kurtulduğumu söyleyemem. Yani her gece bağırıyorum. Her gece muhakkak Esat Oktay'ın bir haydarını, bir sopasını görüyorum. Bazen de çok arkadaşları rüyamda görüyorum. Tabii biz gençlik bir dava için hareket ettik. Benim için çok önemli olan, aslında bugün en çok psikolojik etkisi olan, yani benim üzerine en çok psikolojik etkisi olan bir şey vardı. Benim bir türlü kendi vicdanımı rahat hissetmiyorum. Kendimi bir türlü rahat hissetmiyorum. Hep kendimi bir bakımda suçlu hissediyorum. Yani bazen bakıyorum, bazen Hayri Durmuş'u rüyamdan görüyorum. Hayri Durmuş konuşmuyoruz, bakıyorum o benden kısmış, bana bakıyor, yani yok da başka arkadaşlar ölmüş, baksa görüyorum, bana çok şey diyorlar, sitem ediyorlar. Bütün şeyler mesela ben çok çok acı çektiriyor, daha da çektiriyor. Yani insan çok rahat edemez, yani ne yaparsan yap. Ben psikolog oldum, ben diyorum, yani cezam çıktım, daha gitmedim. Fakat başka bir şey yapayım ki Kürtlere, Kürdistan'a, Kürt halkına bir nebze yardım etsin. Fakat öyle rahat değil. Çünkü bizde başka şeyler bekleniyor. O vicdan azabı çekmek öyle kolay yani şey etmek, atmak kolay kolay değil. Vicdan azabı her zaman bizi şey diyor, biz birbirini seven insanlardık, onlar birbirimize söz vermiştik, yani birbirimize taş, yani şey gibi bağlıydık. Vicdan azabı çekiyor. Son olarak isteğiniz nedir? Ben son olarak istediğim şu, yani işkence karşı çıkmak, yalnız dağa gitmek ve orada slogan atmak, yürüyüşe girmek, politik aktif olmak değildir. Bir toplum sadece politik değil. Bir toplum sosyal, psikolojik, ekonomik, kültürel her alanda güçlü insanların, bilime bağlı insanların yetişmesini her zaman isterdim. Ben İsveç'te bütün kontaklarımda, bütün Kürt gençlerinden çok istediğim şey şudur. Hep konuştuğum zaman bazen beni çağırıyorlar, böyle yani anlatayım, uzun kendi tecrübelerimi anlatayım. Diyorum yani, tabii bazılar diyor siz gelin sizi dağa gönderelim falan, ben bunu söylemiyorum. Dağa gitme herkes, Kürdistan'da çok insan var dağa gider. Yani Kürdistan'da bize bilim adamları lazım. İnsanlar, yani eğitilmiş insanlar lazım. Bütün Kürt halkından şunu istiyorum, bütün Kürt ailelerinden şunu istiyorum. Avrupa'da imkanlarımız vardı. Avrupa'da yani her şey yapabiliyoruz. Çocuklarını okula göndersinler, bilimi öğrensinler,
derneklerde oturup sigara içeceğine kütüphanelerde oturup kitap okusunlar. Üniversitelerin koridorlarında arkadaşlarıyla kol kola geçsinler.